Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Her şeyden önce bir tık nezleyim arkadaşlar. Covid değilim, onu söyleyeyim. Nezleyim, atlatmak üzereyim. O yüzden sesim biraz böyle bir burundan gibi gelebilir. Bunu bilin. Şimdi videomun konusuna geliyorum arkadaşlar. Gerçekten fiyat anlamında piyasada bence bu videonun çekildiği tarih itibariyle bulamayacağınız değerde bir oyuncu sistemi topladık. Daha doğrusu itopya.com benim için özel olarak topladı. Ben de bu videoda size bu sistemi anlatacağım. Bu arada videoyu izlerken sistemin teknik özelliklerine falan filan bakmak isterseniz veya fiyatını öğrenmek isterseniz açıklama kısmına bir link bıraktım. O linkten gidip sistemi satın alabilirsiniz diyorum. Videoya devam ediyorum. Zaten bir oyuncu sistemi olduğunu da söylemiştim. Doğal olarak da hiyerarşik sıralamada hem de fiyatı etkileyen unsurlar olarak ilk olarak ekran kartımla başlamak istiyorum. Ekran kartımız arkadaşlar Gigabyte'ın 2060 OC modeli. 6 GB RAM'i var bu ekran kartının. Ayrıca OC modeli olduğu için halihazırda size overclock edilmiş olarak geliyor. Doğal olarak yani performansını çok iyi kullanabilen bir kart. Ekran kartının bit değeri 192 arkadaşlar. Hani bu şu demek oluyor. Kurgu, render gibi işlerinizde de size gayet yardımcı olabilecek bir kart. Tabii ki de çok üst seviyeleri çıkılmadığı sürece. Onun haricinde oyun dikeyinde düşünecek olursak da 2K oyunlarda son derece stabil FPS vermesiyle ünlü bu 2060. Nvidia'nın DLSS ve RTX teknolojisini destekleyen en ucuz ekran kartı. Ucuz derken yani ekran kartının bu videonun çekildiği tarih itibariyle piyasa fiyatı 7500 liralarda dolanıyor. Yani maalesef yeni fiyatlar böyle. Bu sistemin içerisinde 500 GB'lık bir adet M.2 SSD bulunuyor. M.2'nin markası Nvidia arkadaşlar. Bu arada 500 GB'lık bir M.2 SSD. Ana oyunlarınızı M.2 içerisine atıp bir de bir süre sonra 1 TB'lık bir HDD desteğiyle çok keyifli bir sisteminiz olacaktır diye düşünüyorum. Bu haliyle 500 GB'da hani oyunların güncel hali düşünüldüğü zaman 2-3 oyunla dolar gibi. Ama bizim bu sistemdeki amacımız fiyat optimizasyonu olduğu için 500 GB'lık bir M.2 SSD tercih ettik. Aslında temel kriterimiz SSD'nin M.2 olmasıydı. Çünkü M.2 SSD gerçekten çıkmış olduğu okuma ve yazma hızlarıyla birlikte hem standart SSD'lerin hem de HDD'lerin baya baya bir önüne geçmiş durumda. Özellikle oyunlarda yükleme ekranlarında veya bekleme ekranlarındaki performansıyla ve bilgisayarın açılış hızıyla son derece önemli bir teknoloji oyuncu bilgisayarları açısından. Gelelim şimdi ufak ufak işlemci tarafına. İşlemci tarafında 3. nesil Ryzen 5 3600 tercih edilmiş. Bunun nedeni arkadaşlar AMD'nin en güçlü işlemcilerinden bir tanesi bu işlemci. Hem çoklu çekirdek performansı anlamında hem de tekli çekirdek performansı anlamında son derece tatminkar bir işlemci. Bu işlemci kısmında bir hatırlatma yapacağım sizlere fiyatın güvenilirliğinin altını çizmek için. Arkadaşlar sadece ekran kartı, M.2 SSD ve işlemcinin fiyatı zaten bilgisayarın satış fiyatını geçmiş durumda. Yani ciddi bir indirim söz konusu. Gelelim anakart tarafına. Anakart tarafında MSI'ın B450MA Pro modeli tercih edilmiş. Şimdi arkadaşlar B450'nin şöyle bir özelliği var. Aldığı güncellemelerle birlikte 4133 MHz'e kadar destekliyor. Yani bana soracak olursanız hem şimdisi için hem de bundan bir tık sonrası için akarı kokarı olmayan bir anakart. Yani hem bu sistemle hem de bir tık yükseltmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelin artık oyuncu sistemimizin böyle gizli kahramanlarından bir tanesine RAM'ler arkadaşlar. RAM'ler 2x8 şeklinde konumlandırılmış. Bu da artık ezberledik. Bu böyle oluyor. RAM'lerin toplam değeri 16 GB. Bu tarz yeni nesil kasalarda minimum 3000 MHz tercih ediliyor. RAM kısmında itopya.com tarafı da bu kasada yine 3000 MHz'lik bir RAM'i tercih etmiş. Şimdi gelelim kasamızın yani oyuncu sistemimizin geleceğe yatırım kısmına. Nedir bunun geleceğe yatırım kısmı? Tabii ki de güç kaynağı arkadaşlar. Kasaya da geleceğim de güç kaynağı üzerindeki güç kaynağı 650 wattlık bir güç kaynağı. Sharko'nun 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı arkadaşlar. Bu güç kaynağının şöyle bir anlamı oluyor. Siz bu sistemi aldınız, birkaç sene sonra yükseltmek istiyorsunuz. Tabii 650 wattlık güüç kaynağı sayesinde 3060 Ti'lardan 5. nesil Ryzen 7 işlemcilere kadar bir skalayı bu sisteme güncel olarak ekleyebiliyorsunuz. Gelelim kasamıza. Kasamızın markası da Sharko. İşin açıkçası arkadaşlar şunu belirtmem lazım. Hani Sharko marka kasa hiç kullanmadım ben. Ama görüntü anlamında şık görünüyor. Kasayla şöyle devam edelim. Kasada benim dikkatimi çeken birkaç tane durum var. Ön kısmında ayağa kalkmam lazım. Evet, kasanın ön kısmında 2 adet USB 3.0, 1 adet normal USB bağlantısı var. Bir de şurada RGB'leri değiştirebileceğiniz bir buton bulunuyor. Bunun da üzerindeki RGB'leri değiştirebiliyorsunuz. Hem şurasında bir RGB şerit var. Hem de yan kısmından bir adet RGB geliyor. Işık mışık anlamında sade bir sistem. Yani kasa ışık anlamında sade. Bir durumu daha var. Ön kısmında bir adet fan var. Bu fan aşağı doğru bayağı bir hava üflüyor. Ya buradan bildiğiniz soğuk hava çıkıyor. Onun haricinde arkasında bir adet de egzoz fanı yer alacak size gelen sistemlerde. Bu anlamda içerideki ısı sorununu hani çok ciddi bir ısı sorunuyla karşılaşmadım. Ama işin açıkçası
Hani sistem de bize yeni geldi. Ama bana soracak olursanız herhangi bir problem olmayacaktır. Zaten kasadan gelin isterseniz oyun testlerine geçelim. Oyun testlerinde zaten siz ısı değerlerini göreceksiniz. Ve kaç FPS aldığını. Şimdi gelin buyurun oyun testimize geçelim. Oyun testi kısmında arkadaşlar hep kızıyorsunuz. Yok Valorant oynuyorsunuz. Şu anda Valorant, CSGO, GTA falan filan dönecek ama şunu atlıyorsunuz. Bu oyunlar bir bu tarz kasaları tercih eden insanlar tarafından en çok oynanmak istenen oyunlar. İkincisi bilgisayarın genel anlamda performansını ortaya çıkarabilecek en iyi oyunlar. Bence. Hani bir de Assassin's Creed koyduk biz oraya RTX teknolojisiyle işte full'e 2K'da kaç FPS alacak diye. Hani siz onu da göreceksiniz ama dediğim gibi bu oyunları tercih ederken genelde insanların yabancılık çekmediği oyunları tercih ediyoruz ki adam veya kadın bu sistemi evine aldığında Valorant oynarken neyle karşılaşacağını görsün diye. Ha siz diyorsanız ki ben daha güçlü, daha güncel oyunlar oynayacağım diyorsanız şu haliyle zaten bu kasa size o oyunları oynatır. Şimdi gelelim akıllardaki bir diğer önemli soruya arkadaşlar. Bu sistemle evde yayın yapabilir misiniz? Şimdi yapabilirsiniz ama oynayacağınız oyun mesela Valorant'tır, LoL'dur, işte CSGO'dur, ne bileyim Dota oynuyorsanız, Boomer'sanız işte Dota'dır falan filan gibi oyunlarda son derece rahat yayın yapabilirsiniz. Zaten bu işlemci de gücü itibariyle zaten bir yayıncıların setuplarına bakacak olursanız çoğunun kullandığı bir işlem. Yani işlemciden yana sıkıntınız yok, ekran kartından yana da yok. Ama ben yine de tedbir olsun diye, önlem olsun diye şunu ekleyeyim. Çok güçlü oyunlarda belki istediğiniz verimi alamayabilirsiniz ama onu da yayını izleyenlerin anlayacağını düşünmüyorum. Yani çok böyle göze çarpacak bir kasma durumunda olacağını sanmıyorum. Ha diğer işte kompetitif, rekabetçi oyunlar üzerinden yayın yapacaksanız zaten yayın yaparken bu makineye takla bile açtırabilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Artık bu kadar konuştuk. Oyun testimiz de bitti değerli arkadaşlar. Gelelim fiyat faslına. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle sistemin fiyatı tam olarak 8499 TL. Bende gördüğünüz stoklarda arkada egzoz fanı görünmüyor. Ona takılmayın arkadaşlar. Size gelecek sistemlerde egzoz fanı arkada yer alacak. Bunun haricinde stoklar biraz sınırlı. Bunu da belirteyim size. Sistemi satın almak isterseniz veya daha fazla detaylı bilgi için açıklama kısmına itopya.com'un linkini bıraktım. O linkten gidip sistemi satın alabilirsiniz. Bunun haricinde yani arkadaşlar şunu gönülden ya gönül rahatlığıyla şunu söylemek istiyorum ki itopya tarafında da en çok bunun istişaresini yaptık zaten. Fiyat anlamında son derece iddialı, güç anlamında da zayıf bir sistem olmasın dedim ben. Onlar da kırmadılar beni. Bunu nereden anlıyorum? Genelde bu tarz fiyatı çok çekilmiş ürünlerde içerideki markaların biraz şekli şemali değişebiliyor. Yani işte hiç duymadığımız bir ekran kartı ya da çok az duyduğumuz bir anakart tercih edilebiliyor. Bu sistemin dışarıdan bir alıcı olarak baktığımda harbiden bunu samimi söylüyorum. İçerisindeki parçaların MSI, Gigabyte gibi bileşenlerden oluşması ve VD gibi bileşenlerden oluşması bence sistemin ömrü anlamında bir güzel bir sinyal veriyor. Yani uzun ömürlü bir sistem olacağını düşünüyorum. Ve artık videomun da sonuna geliyorum. Söylemiş olduğum gibi sistemi satın almak için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu da benim ilk sistem yani kendi adıma çıkmış ilk sistem videomdu arkadaşlar. İçimde değişik bir heyecan, heves ve gurur var. Hani sizlere de hani bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.